Hele ki bu dersimizde biz Orta Asya'da görsenen datamıza çok da fikir vermeyeyim. Bu dersimizde ben sizinle Etkalım ve Transform hakkında kısa malumat vermek istiyorum ve her ikisinin ortak ve farklı cihetlerini görmek istiyorum. Transform emrinden biz aslında istifade edilmişiz. Bu hisseye kadar istifade edilmişiz. Yani siz özünüz de görmüşsünüz. Transform emri seçtiğimiz sütuna değişiklikleri tətbiq edir. İndi önümüzdeki derste videolarda vasıtasıyla bakacağız. Transform emri seçtiğimiz sütuna yeni değişiklikleri tətbiq edir. Bunu bu şekilde yadda saxlayın. Ve add column emri ise add column tabında yerleşen emirler ise bu esasen yeni sütun əlavə edir. Yani add column sütun əlavə et emri yeni sütun əlavə edir adından göründüğü gibi. Mesela siz gelin transformu seçin. Transformda gördüğünüz gibi format var, extract var, number column emirleri var, statistik emirleri var, standart vurma, bölme var, elmi, riyazi emirleri var, trigonometriya, yuvarlaklaştırma, ümumi, informatif emirleri var ve tarih, zaman emirleri var. Date, time, duration, yani müddet emirleri her biri burada var. Biz bunu Transform tabında gördü. İndi ise göre add column'da neler var? Add column tabına daxil olur ve görürük ki burada general hissedən əlavə olarak yine de transform tabındaki emirlerin ekseriyyeti burada da var. Mesela text format var, extract var, merge columns hatta emri burada var veya rəqəm for from number, rəqəm hisselerine ait olan rəqəm məlumatları üzerinde, rəqəm dataları üzerinde işlədilən statistik elmi, standart elmi, trigonometrik yuvarlaqlaşdırma emirleri burada da var. Burada da tarix, zaman, müddət emirleri var. Ama add column'da biz bu emirlerden istifadə etsək, yeni bir sütun yaranacaq. Yeni bir sütun yaradacaq. Əksinə olaraq transform column'da biz bu emirlerden istifadə eləsək, seçdiyimiz sütuna tətbiq olur bizim emirlerimiz. Add column ve transform column'un əsas fərqi bundan ibarətdir. Yəni, oxşar emirler var, onların əsas fərqi bundan ibarətdir. Ki, önümüzdəki ders onların hər birinə detallı şəkildə toxunacaq.